en popüler Boğaz manzaralı düğün mekanlarından Boğaztepe'deyiz. Mekan Tarabya sırtlarında çok sakin ve huzurlu bir konumda. Hatta gelince manzaraya da daldık diyebilirim. Doğayla iç içe, maviyi de yeşili de içeren manzarası harika. Boğaz Boğaztepe'de dört mevsim düğün yapılabiliyor çünkü açık ve kapalı olmak üzere alan seçenekleri var. Bu alanlarda 250 kişiden 1000 kişiye kadar davetli ağırlanabiliyor. Açık alanlardan başlayalım. Boğaz'ın ve köprünün nefis manzarasını görebileceğiniz 2 adet terası var. Açık davet alanında yemekli düzende 600 kişiye kadar, kralanında da 1000 kişiye kadar davetli ağırlanabiliyor. Kokteyl düğünlerinde ise bu sayı 2000'e kadar çıkabiliyor. Mekanın bir de kapalı alanı var. Yemekli düzende 250, kokteyl düzeninde ise 400 kişi kapasiteli. Etkili ısıtma ve soğutma sistemi de var. Bu alanda kötü hava koşullarından hiçbir şekilde etkilenmeden düğün yapabiliyorsunuz. Boğaztepe'nin farklı alan seçenekleri var ama bu alanlarda aynı anda düğün yapılmıyor. Yani mekan düğün saatlerinde sadece size tahsis edilmiş oluyor. Süslemelere de bakalım. Standart süslemeleri çok zarif. Mekan süslemesinde tüller, masa ortasında renkli çiçekler kullanılıyor. Mekanın beyaz tonlardaki dekorasyonu, masa sandalyeler ve kürsüde kullanılan renkli çiçeklerle hareketlendiriliyor. Akşam saatlerinde aydınlatmada kullanılan ledlerle de ışıltılı boğaz manzarasına eşlik ediliyor. Standart süslemelerin dışında senin istediğin bir konsept varsa onu da uygulayabiliyorlar. Standart pakete ikramlarıyla beraber sunulan hazırlık odası da dahil. Düğün öncesi çiftler burada hazırlanıp eğlenceye başlayabiliyor. Bir de organizasyon sorumlusu imkanı var. Düğünün başından sonuna kadar çift olarak sizinle ilgileniyor. Yani size sadece eğlencenin tadını çıkartmak kalıyor. Boğaztepe'de yemekte ve kokteyl düğün yapılabiliyor. Menü seçenekleri de çok geniş ve kendi mutfağı da var. Dilerseniz mekanın çiftlere sunduğu menü, paket ve fiyat bilgilerini de mekanın işletmecisi Jano Kasal'dan alalım. Jano Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk. Öncelikle en merak edilenden başlayalım, fiyatlardan başlayalım. Boğaz Tepe gibi, Boğaz manzaralı böyle bir mekanda düğün yapmak 2024 fiyatları için özellikle ne kadar mal olur? Şimdi fiyatlar, tabii ki paketler, çok değişik paketler ve fiyatlar var. Biz her bütçeye uygun bir fiyat, menü içeriği ve hizmet sunuyoruz. Hafta içi, hafta sonu fiyatlar değişiklik gösteriyor. En yüksekten başlayalım, daha düşük fiyatlı paketlerimize geçelim. burada full bir düğün yapmak istiyorsanız ortalama fiyatlarımız kişi başı 60-70 euro civarında hafta sonu için. Ama siz geldiniz, burayı beğendiniz, dediniz ki ya biz burada bu organizasyonu yapmak istiyoruz. Bütçemiz de bu kadar değil. Biz hemen diyoruz ki hafta sonu yapmak istiyorsanız okey gündüz yapın. Biz size bunun %40-%50 indirimli fiyatını sunalım. Hafta sonu gündüz değil akşam yapmak istiyorsunuz. O zaman diyoruz ki ya gelin bir siz bunu hafta sonu yapmayın. Hafta içi yapın. %50 indirimli. yani 70 euro 60 euro dediğimiz zaman 30 35 40 euro gibi fiyatlarımız var. Bu sadece yemekli düğünler için geçerli değil. Aynı zamanda kokteyl yemekli, kokteyl prolonje, sadece nikah seremonisi, değişik paketler var. Siz yeter ki burada bir organizasyon yapmak istediğinizi söyleyin. Biz paket olarak, fiyat olarak, içerik olarak mutlaka size uygun bir seçenek sunuyoruz. O zaman biraz detaylara değinebiliriz. E, full paketten bahsettik. Çiftlere sunduğunuz paket seçenekleri var mıdır? İçeriği nelerdir? Çiftlere zaten biz paket sunmak istiyoruz. Neden paket sunmak istiyoruz? Çiftlerin ev, boya, badana, nikah, e, sağlık raporu derken birçok işi oluyor. Dolayısıyla biz onlara yani gelin sadece yemeği bizden alın. Geri kalan süs, dekorasyon, çiçek, video, fotoğraf, e, müzik, dj bunlarla dışarıda uğraşın ve firma bulun demiyoruz. Biz eğer arzu ediyorsanız full paket, e, sizin de sorduğunuz gibi yiyecek, içecek, e, dekorasyon, canlı çiçek, video fotoğraf hizmeti, müzik hizmeti, müzik hizmeti dediğiniz zaman sadece müzik veya dj'in kendisi değil, teknik ekipman, robot ışıklar, ilave düşünemediğiniz daha led ekranlar, dronlar bunların hepsini eğer arzu ediyorlarsa biz full paket olarak onlara sunuyoruz. Peki bunlar kişiselleştirilebilir mi? Yani ben fotoğraf hizmetini almak istemiyorum ya da drone çekimi istemiyorum. Bunu çıkaralım, şunu ekleyelim. Fiyat ne kadardır ve hizmet çıkarttığımız veya eklediğimiz zaman nasıl değişir? Bunların hepsini kişiselleştirebiliyoruz. Artık çiftler çok seyahat ediyorlar. ...çok organizasyonlara katılıyorlar, çiftlerin her şeyden haberi var. Eskiden çiftlere biz bir şeyler sunardık, şimdi onlar çok hazırlıklı geliyorlar. Ee, belki bu konu birkaç kere daha geçecek sizinle bu konuşmamızda. Ee, Pinterest, Instagram, çeşit çeşit dizayn ve dekor sayfaları var. Ee, bu dizayn ve dekor sayfalarından bize hazırlıklı istedikleri dekorasyon, istedikleri müzik, e, istedikleri sunumlarla bize geliyorlar. Ve biz kişiye özel butik organizasyonlar onlara hazırlayabiliyoruz. de menü seçeneklerinden bahsedelim. Fiyatlarda menünün ciddi bir etkisi var diye evet, düşünüyorum. Evet Boğaztepe'nin menü seçeneklerini fiyatlarıyla beraber alabilir miyiz? Tabii yani birebir ve gerçek fiyatları söyleyelim. Artık yaklaşık fiyat söylemeyelim. Burada eğer e, beyaz etli yani tavuklu bir menüyle bir organizasyon yapmak istiyorsanız hafta sonu için bunun fiyatı kişi başı 40 eurodur. Eğer kırmızı etli menü alternatiflerine geçerseniz kişi başı fiyatlar 50 euroya kadar çıkar. Tabii bunun üstüne ilaveleri ilaveleri buradan başlayarak devam edebilir. Bizim hazır set menülerimiz var. Set menü nedir? Bir başlangıç tabağı, ara sıcak, ana yemek ve düğün pastasını ihtifa eden menüdür. Bu şekilde 6 değişik menümüz var bizim. Ama biz şunu söylüyoruz menü, mutfak ve catering hizmetini biz kendi aşçılarımızla sağladığımız için siz hayalinizdeki menüyü de söyleyin. Biz size kolaylık olsun diye sizin adınıza bu menüleri hazırladık. Ama siz kendi zevkinize göre ne eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Menüleri karıştırabilirsiniz. Yani birinci menünün başlangıç tabağı, ikinci menünün ara sıcağı, üçüncü menünün ana yemeği bunları karıştırıp ilerleyebilirsiniz. Peki 6 tane set menü seçeneğimiz var dedik. Evet. Bunların fiyat aralıklarını da öğrenebilir miyiz? Ee, 40 ile 70 euro arasında. Hı -hı. 40 eurodan başlıyoruz. Hı -hı. Net olarak 70 euroya kadar menü içeriğine göre değişiyor. Hı -hı. Ama 70 eurodan daha da pahalı bir menümüz yok. Hı -hı. Ee, fiyat aralıklarımız böyle. illa set menü değil. Hı -hı. E, gündüz e, sadece 2 saatlik bir nikah kokteyli de yapabilirsiniz. Hı -hı. E, bunun fiyatı ortalama 30 euro civarında. Ee, akşam yapıp illa set menü masada olmasın. Şimdi çiftler artık çok dinamik ve hareketli. Masada oturulmasını e, istemeyen e, misafirlerin birbirine karıştığı, e, misafirlerin masalar arasında gezdiği kokteyl tarzı düğünler istiyorlar. E, biz de burada e, kokteyl tarzı düğünler yapıyoruz. Soğuk başlangıçları büfeye koyup yani bir hibrit menü yapıyoruz. E, sıcakları mini burgerler, mini dürümler elde dolaştırıp e, daha dinamik menülerde misafirlerin zevkine göre sunuyoruz. Kokteyl menünün içeriğinden de bahsetmişken fiyatını da alalım. Evet, kokte kokteyl menünün içeriği de 50 euro ile 70 euro arasında değişiyor. Hı. Ee, i̇çeriği ile ilgili özellikle şunu söylemek isterim. Kokteyl menülerde en büyük e, misafirlerden gelen geri dönüş, şikayet demeyelim. Ee, işte bir akrabamızın önünden kanepeler geçmiş, o alamamış, aç kalmış. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Biz de bu şikayetleri gerçekten değerlendirdik ve şunu söyledik. Biz artık kokteyl menüyü hibrit veriyoruz. Hibrit menü nedir? Soğukları elde dolaştırmak yerine küçük bir köşe yapıp oraya koyuyoruz. Yani zeytinyağlı dolma çeşitleri, füme et çeşitleri, füme peynir çeşitleri. Hatta sokak lezzetleri de ekledik. İşte ıslak burger, ıslak hamburger, mini goralı, ekmek arası köfte gibi seçenekleri de elde dolaştırıyoruz. Dolayısıyla kimse ya önümden kanepe geçmiş, alamadım, aç kaldım diye bir şey yok, o zaman diyoruz ki buyurun büfe hala orada. Gecenin sonuna kadar soğuk atıştırmalıklar orada duruyor. Sıcak kanepeleri de elde dolaştırdık ve bu bizim bu konudaki geri dönüş memnuniyet oranımızı 90 seviyesinde arttırdı. Peki menüyü kişiselleştirebiliyoruz, evet. menü seçeneklerini gördük. Evet. Çiftler mekana geldiğinde, düğünden öncesinde menü tadımı yapabiliyor mu? Menü tadımı yapabiliyorlar, kesinlikle bu hakları var. Menü tadımı yapıyorlar, koordinasyon toplantısı yapıyoruz. E, menü tadımı memnun olana kadar sınırsız. Yani onları memnun edeceğimiz kadar sınırsız. Koordinasyon toplantıları da sınırsız. Hele hele bu işler de artık çok kolaylaştı. E, Zoom, Teams gibi artık. E, online toplantı platformlarımız var. Yani gelinle damadın bile artık yan yana olmasına gerek yok. Zaten genelde de öyleler. E, Zoom'dan bir araya geliyoruz ve kendiliğiyle birlikte e, toplantılarımızı yapıyoruz. İstedikleri kadar haber vermek şartıyla. Çünkü bu çok özel bir gün. Bu bir doğum günü organizasyonu değil. Bunun tekrarı yok. E, dolayısıyla bu güne sıfır soru işareti ve tamamen tatmin olmuş bir şekilde hazır olmaları gerekiyor. Menü ve paket fiyatlarından bahsettik. Peki bir de ödeme planından bahsedebilir miyiz? Ne gibi ödeme planı sunuyorsunuz çiftlere? Ödeme planı bir kere ödemeye geçmeden önce her zamanki gibi misafirlerin tamamen kafasındaki soruları gidermeyi düşünüyoruz. Ve diyoruz ki önce sözleşme. 4-5 sayfadan oluşan son derece yetkin bir hukuk bürosu tarafından hazırlanmış. Hem bizim haklarımızı hem de misafirlerimizin haklarını savunan, koruyan ve garanti altına alan sözleşmemizi karşılıklı okuyoruz. Mutlaka bu 4-5 sayfalık sözleşme ile ilgili sorular geliyor. O sorularla ilgili de misafirlerimizi tatmin ettikten sonra okey şimdi imzalayalım diyoruz. Karşılıklı ıslak imzalar attıktan sonra işte en önemli kısmı %30 bir ön ödeme talep ediyoruz. %30 ön ödemeyi aldıktan sonra misafirlerimizi organizasyondan bir ay öncesine kadar ödeme ile ilgili bir daha aramıyoruz, sormuyoruz. Ama sözleşmede yazan organizasyondan bir ay önce dediğimiz tarihte de ödememizi alıyoruz. Onu da genelde şuna denk getiriyoruz. Organizasyondan bir ay önce son koordinasyon toplantımızı yapıyoruz misafirlerle birlikte. Son koordinasyon toplantısını yaptıktan sonra toplantımız iyi geçti mi, hak ettik mi paramızı diye soruyoruz. Biraz da şakalaşarak hak ettiysek son bakiyemizi de kapatıp organizasyona her iki tarafı da tatmin edecek şekilde rahat giriyoruz. Peki çiftlere düğün mekanı seçiminde araştırmasında neler önerirsiniz? Valla çok önerecek şeyler var. Çiftler hayat olarak tecrübe sahibi olabilirler. Dışarıdaki hayatta tecrübe sahibi olabilirler ama ee, bu çiftlerin başına ilk defa ve tek sefer yani kısmetse tek sefer gelebilecek bir şey. Ben çiftlere şunu söylüyorum. Bu bir doğum günü organizasyonu değil. Dolayısıyla %100 emin olduğunuz mekanla ilgili işletmecisine ve çalışanlarına %100 güvendiğiniz hizmeti almaktan da %100 emin olacağınız yerlerle çalışın. En önemli vereceğim akıl bu. İkincisi mekanlarla ilgili lütfen şuna dikkat etsinler. Yani İngilizce söylemek gerekirse backup. Yani açık alanı size geri planda açık alanla ilgili bir problem olursa size alabilecekleri bir kapalı alan. Bu çok önemli. Ya tamamen full pergolayla kapanabilir bir teras olması lazım. Ya da tamamen kapalı sizin korunacağınız bir teras olması lazım. Genelde çiftler manzaraya bakıp etkilenip bunu sormayı unutuyorlar ama İstanbul'un iklimi farkındaysanız son 3-4 yılda çok değişti. Artık yalan ya, yağan dolular arabaların camlarını patlatıyor, çatıları deliyor. Şimdi böyle bir ortamda en özel gününüz e, size kabus olmasın. Dolayısıyla mutlaka kapalı mekan veya sağlam pergolalı bir e, yedek salon, backup e, bakmanız lazım. Bu benim en önemli e, ikinci tavsiyem olacak kendilerine. Ee, ya Üçüncü tavsiyem e, mutlaka salonun önünü değil, eğer mümkünse işletmeci müsaade ediyorsa e, şöyle bir e, tuvaletlerine, lavabolarına bakmaları, oranın temizliğine, hijyenine bakmaları. Hatta mümkünse mutfak tabi çok özel bir alandır oraya normal standart dışarıdan girdiğiniz ayakkabıyla giremezsiniz ama şöyle bir mutfağın da hijyenine bakılması. Biz bu konulara çok güvendiğimiz için e, misafirlerimize sadece manzarayı gördünüz beğendiniz ama Bakın mutfak ekipmanlarımız, bu e, banyolarımız, tuvaletlerimiz bu kadar temiz diye en düşük sezonda, en iş olmayan zamanda bile pırıl pırıl mekanımızı gezdirebiliyoruz. Yani çiftlere e, biraz önce söylediğim gibi sadece ön tarafa bakmasınlar, arka taraf yani işin mutfağı da çok önemli dediğim konulardan bir tanesi de ki çok önemli, mekanda jeneratör olması, otopark olması ve ulaşımın kolay olması. E, burada her türlü elektrik altyapısına hizmet verecek ve elektrikler kesildikten sonra 5-10 saniye içinde otomatik devreye girecek bir jeneratör altyapımız var. Sizlerin güvenliğini sağlamak için 18 tane kamerayla kapalı devre sistemiyle burası takip edilmekte. Ve en önemlilerinden biri de ulaşım ve otopark. Burada 300-400 araçlık otoparkımız ve İstanbul'un merkezine çok yakın gerek metroyla, gerek taksiyle, gerek araç ulaşımına son derece açık, son derece kolay bir mekanız biz. Tabi buranın kapalı alanının olmasının en önemli avantajlarından biri de after party yapmak. Biliyorsunuz belli bir saatten sonra müzik ve desibel yasağı giriyor. Zaten desibel yasağı gündüz gece hiç fark etmiyor her zaman var. Ama burada çiftlerimize diyoruz ki 11.30-12'den sonra eğer arzu ediyorsanız bu güzel manzarada organizasyonu uzatmak istiyorsanız gece yarısından sonra 2-2.30-3'e kadar After partiyi içeride sanki ikinci bir düğün organizasyonuymuş gibi size bu hizmeti sağlayabiliriz. Biz her zaman After Party'nin de altını doldururuz. Sadece müziği uz uzatmıyoruz. Ee, gece yarısı buraya kapalı alana girdiğinizde işkembe çorbaları, domates çorbaları, midye dolmalar, e, sucuk ekmekler, köfte ekmeklerle bambaşka dışarıdan içeriye ikinci bir düğün ortamını size kapalı alanda After Party eşliğinde sağlıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben sizlerle bir araya geldiğim için çok teşekkür ediyorum.